Buyurun efendim. Evet Kemal Bey. Nereyim bir dakika. Kemal Bey seni istiyor. Alo. Efendim Kemal. Niçin? Ne zaman? Kazan mı patladı? Ne olmuş anne? Bir şey yok. Baban yemeğe gelmeyecekmiş. Niye gelmeyecekmiş? İşe çıkmış. Böyle yüzünü asarsan baban üzülür. Gülümse bakayım. Sen de otur ye Emin. Ben Kemal'i bekleyeceğim. Ben de beklesem olmaz mı anneciğim? Akşama kadar yoruldun. Öğlen uykusuna da yatmadın. Yemekten sonra hemen uyuyacaksın. Başka çocukların babaları bazen eve gecelerce gitmezler. Çalışırlar. Babam gelene kadar beklesem ne olur? Söz dinlemezsen beni de üzer. Peki öyleyse. Aferin benim kızım. Benim yavrum melektir. Söz dinler. Ben de onu yarın denize götürürüm. Dondurma yediririm. İkili mecmua alırım. Yemeyeceğim artık anne. Bir de dolmayı. Emel ablan elinden yapmış. Afiyet olsun. Sen de yat istersen Emel. Yok canım. Olur mu öyle şey? Benim de hiç uykum yok bu gece. Oturur konuşuruz. Teşekkür ederim. Ben müjdeyi yatırayım geliyorum. İyi geceler. Sana da şekerim. Babam gelecek değil mi? Tabii. Belki yoldadır bile. Telefonda söyledi zaten. Yanaklarından öp kızımı. Bakayım. Kapatma Allah aşkına. Benim konuşacak halim yok. Biraz okumaya çalışayım bakalım ne olacak. Thank you.
birer kahve içelim, oyalanırız. Fabrikaya gelecektin değil mi? Çocuk gibisin. Sizleri çok fena alıştırmış. Allah'a şükür ucuz atlattık. Ölü yok. Yaralılar da ağır değil. Sebebi neymiş? Neden olmuş? Tahkikat bitince anlaşılacak. Siz ne yaptınız? Müjde uyudum. Yemeğini yedirip yatırdım. Zorla uyudu. Seni merak ettim. Sen niye bekledin? Ne bileyim ben. Tıkandım galiba. Bir lokma yiyecek halim yoktu. Ben de yemeyeceğim. Bu gece benim de canım istemiyor. Ne yapsam seni daha fazla sevemem. Kalbimin gücü buna yetiyor. Ben biraz da su getirir misin? Denize gireyim deme sakın, sonra dalgaları alır götürür seni. Müjde nerede? Denizden çıktı, üşüdü. Tam da yatıyor. Havlu ve su götüreceğim. Dur ben götüreyim havluyu. Sen de masayı hazırlayayım. Müjde de gelsin artık. Oturup bir yemek yiyelim. Açlıktan bayılacak. Sonra da deliksiz bir uyku çekelim. Thank you.
babacığım. Pastayı kestiniz mi? Hayır babacığım, seni bekledik. Bunların içinde neler var? Açınca görürüz. Beğendim mi? Çok güzel, fevkalade. Hadi giydir bana. Şimdi mi? Tabii şimdi. Hadi gel. Düzeni hep sana borçluyuz karıcığım. Sana sevgimi, minnetimi ne yapsam anlatamam. İsterim ki bugünden yarına hatıra kalsın. Baban evde mi Müjde? Evde. Bu mektubu ona verir misin? Veririm tabii. Müjdeyse hediye de isterim. Beni unutma. Biliyor musun Kemal? Müjde'nin böyle günlerinde zaman zaman kendi kendime dünyada bizden daha mesut aile var mıdır diye soruyorum. Fakat bir gün saadetimizin üzerine bir gölge düşebileceği korkusu beni ürkütüyor. Çocuksun. Ne yersiz endişeler bunlar. Senin gibi altın kalpli bir insanın mesut olması hakkıdır. Ne yapayım, elimde değil. Kocaların en iyisine, çocukların en güzeli ve en sevimlisine sahibim. Allah bize saadeti her yerden ve herkesten fazla bahşetmiş. Hep rüya ve hayal dünyasında yaşıyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Bir gün bu rüyanın ve sihrin bozulma korkusu... Sus. Sen bir meleksin. Baba. Babacığım. Bir mektup. Hadi sen odana git kızım. İmkansız, bu olmaz böyle şey. Bunu bize yapamazlar değil mi? Vicdansızlık mı? Merak etme, hiçbir şey yapamazlar. Bu mektubun sahibi blöf yapıyor değil mi? Ya tehditlerini yerine getirirse? Üzülme, her şeyi halledeceğim. Ona bu imkanı asla vermeyeceğim. Tehditlerini tutar da ya buraya gelirse? Gelemez, ben ona gideceğim. Yapmak istediği hareketin yanlışlığını anlatacağım. Ya dinlemezse? Palavraya pabuç bırakmayacağım. Mesut dünyamızı karartmasına imkan vermeyeceğim. Muvaffak olabilecek misin Kemal? Üzme kendini. Yorma kafanı bunlarla. Her şey hallolacak. Para versek. Belki istediklerinden vazgeçer, ha ne dersin? Sizin için her çareye başvuracağım.
saadetimize gölge düşürmeyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. Ziyaretimin sebebi tuttuğumuz yolun hatalı olduğunu hatırlatmak içindir. Ben ne yaptığımı biliyorum. Yegane şartım bana müşkülat çıkarmadan isteklerimi yerine getirmenizdir. Bu bir tehdit mi? Hayır. Tehdit değil. Ama bunu yapmaya hakkınız yok. Size para vereyim gidin buradan. İmkansız olan bir şey istemeyin benden. Ben onun annesiyim. Kızımı görmekten hiçbir surete beni alıkoyamazsın. Müjde sizi hiç tanımıyor. Müjgan da öz annesi biliyor. Hakikati öğrenince dünyası yıkılacak. Müjde hepinizden çok benim. Anlıyor musun? Benim. Mahkeme Müjde'yi bana bıraktı. Benim de görmem şartıyla. Ama görmedin. Aynı şehirde kalmadık. Suç benim mi? Sen öz annesin. Daha fedakar olmalısın. Bunca yıl sonra çıkıp dünyamızı yıkmamalısın. Sonra aramızda bir yabancı gibi olacak. Aldattığımız için hepimize düşman kesilecek. Hangimize evlat olacağını şaşıracak. Aldatan sizsiniz. Ona yalan söyleyen sizsiniz. Niye yaptınız bunu? Müjde'nin saadeti için. Müjde şimdi çok mesut. Hiçbir şey eksik değil. Anlamıyorsun bari, hiç konuşma. Bir annenin kalbini oyuncaklarla bir tuttunuz. Sen de anlamıyorsun. Müjde'yi sana vermeyeceğim. Sen Kemal'in kızı mısın? Evet efendim. Evde kimse var mı? Görüşmek istiyorum. Müjde. Efendim anneciğim. Kimle konuşuyorsun? Anneciğim, bir hanım sizinle görüşmek istiyor. Sizinle biraz görüşmek istiyorum. İçeri buyurun efendim. Müjde, hadi yavrum sen odana git. Ben Müjde'nin annesiyim. Kızım için bir teşebbüs daha yapmıştım. Kocanız beni anlayamadı. Nasıl? Çocuğumu görmek arzumu. Buna hakkınız var mı efendim? Bir kadın olduğunuz için bir annenin kalbini herkesten daha iyi anlayacağınızı düşünmüştüm. Fakat şu anda yanıldığımı anlıyorum. Siz de kocanız kadar zalimsiniz. Aldanıyorsunuz hanımefendi. Müjde'yi görmeye hakkınız yok derken kastettiğim şey bu hareketinizin yanlış olduğunu anlatmak içindir. Ne demek hareketimin yanlışlığı? Kızımı görmek en tabii, en vicdani hakkımdır. Bunda anormal durum nerede? Fakat Müjde sizi hiç tanımıyor. Kızımı burada görünce içimden ona sarılmak ve sen benim yavrumsun demek geçti. Sizin beni bir annenin hislerini anlayacağınızı zannediyordum. Fakat maalesef bütün gayretlerim boşuna. Anlamamakla ısrar ediyorsunuz. Çocuk sizi anne bilmiyor. Kabahat benim mi? Babası göstermedi. Peki kabahat Müjde'nin mi? Bir masum yavrunun dünyasını yıkmaya hakkınız var mı? En suçsuz olanımız bu yavrudur. Şimdi gelmiş onun dünyasını yıkmak suretiyle cezalandırmak istiyorsunuz. Siz de bir anneyi cezalandırmak istediğinizin farkında değil misiniz? O benim yavrum. Bütün varlığımı ona adadım. Siz çocuğu dünyaya zevkiniz için getirdin. Şimdi gelmiş sizi tanımayan, anne diye bilmeyen kızıma sahip çıkmaya kalkıyorsunuz. Müjdem'in mesut dünyasını karanlıklara boğmanıza asla müsaade etmeyeceğim. Bugüne kadar hiç evlenmedim. Hep onun için yaşadım. Bir kere evlendiniz, mesut olmadınız. Müjde'yi dünyaya getirdiniz. Dünyaya çocuk getirmek yalnız mesut olan insanların hakkıdır. Üvey anne olduğunuz için bir anne kalbinin inceliklerini katiyen anlayamazsınız. Beni yavrumu görmekten hiçbir surette alıkoyamayacaksınız.
Kemal Soylu! İşte bu sebepler muvaciyesinde müvekkilime hak vereceğinize bütün mevcudiyetimle inanıyorum. Bir annenin öz evladını görmek istemesi kadar tabii ve insani bir arzuya hayır demek beşer vicdanının kabul edemeyeceği bir şeydir. Takdir yüksek heyetinizindir. Ayağa kalkınız. Avukatınızı dinlediniz. Söyleyecek başka bir şeyiniz var mı? Evet efendim. Daha kesin bir kanaata varmanız için eksik kalan bazı noktalar anlatmak istiyorum. Buyurun, sizi dinliyorum. Çok gençtim. Kimsem yoktu. Adana'da bir fabrikada çalışıyordum. Kemal de aynı fabrikanın ikinci müdürüydü. Gide gele beni görmüş. Beğenmiş. Evlenmek isteyince şaşırdım. Çok sevindim. Para tahsil falan aramıyordu. Tabii evet dedim. Evlendik. Daha iki ay geçmeden kavgaya başladık. Kabahat ikimizde de değildi. Yanlış evlenmiştik. Yeni hayatıma ayak uyduramıyordum. Kimseyle dost olamıyordum. Benden anlayış bekleyen kocamdan ben de yardım bekliyordum. Fakat anlamıyor, kızıyor, bağırıyordu. Her ikimiz de pişmandık. Tek ümidimiz doğacak çocuktaydı. Fakat bütün ümitlerimiz boşa gitti. Çocuğumuzun getirdiği saadet pek kısa sürdü. Boşandık. Mahkeme çocuğu babasına verdi. Ayda bir defa görmek hakkımdı. Kemal'in evine gittim. Buyurun efendim. Evdeler mi? Kimler? Kemal Bey'i arıyorsanız taşındı buradan. Kızıyla beraber gitti. Nereye taşındı acaba? Vallahi bilmem, bir şey söylemedi. Siz şeysiniz galiba. Müjde'nin annesisiniz. İçeri buyurun, biraz dinlenin. Teşekkür ederim. Onları bulmalıyım. Birdenbire karar vermiş, nakdimi istedi. Sonra cevap vermeden gitti. Adres bırakmadı mı? Çoğumuzla vedalaşmadı bile. Halinizi anlıyorum, üzülmeyin. Elbet bulursunuz. Bir haber alırsam mutlaka bildiririm size. Yuvamdan sonra çocuğumu da kaybetmiştim. Ben de ta evliliğimden beri devam eden kabahat duygusunun sebebiyet verdiği pişmanlık başlamıştı. Daha anlayışlı, daha sabırlı olamaz mıydım acaba? Evlat hasretini giderebilirim düşüncesiyle kimsesizler yurdunda çalışmaya başladım. Onlarda analık hislerimi tatmine çalışıyordum. Çocuğumdan ümidimi kesmemiştim. Kim bilir nerede, hangi şehirdeydi? Terk edilmiş olmanın acılarını küçük yüreklerinde hisseden bu yavrularla aramda daha çok bir benzerlik buluyordum. Onları çok seviyordum. Aralarında kızıma benzeyeni var mıdır diye düşündüğüm oluyordu. Müjdem sana mı benziyor acaba? O da senin gibi uyuyor mudur yoksa susamış mıdır şimdi? Belki senin gibidir. Belki o da senin gibi kimsesizliğin, öksüzlüğün acısı içindedir. Onların yanında kısmen olsun teselli bulabiliyordum. Leyla hepsinden ayrıydı. Onun mahzunluğu bana dokunmuştu. Kızımı hatırlamıştım. Sesindeki tuhaf hıçkırığın niçin yalnızlığımı, bedbahtlığımı bu kadar acı şekilde hissettiğini anlıyordum. Zavallı yavrum. Onun hali içime işlemişti. Yüzüne bakınca bana gülümsüyordu. Belki hiç kimsesi yoktu. Sen niye arkadaşlarınla oynamıyorsun? Onlar senin kardeşin. Belki yenisi de ondan. Oyun oynamak demiyorum. Onun boynu bükük hali kızımın halini gözümün önüne getiriyordu. Leyla'yı çok sevmiştim. Belki o en çok kızıma benzeyeniydi. Aralarında en büyüğü oydu. Kızım da bu yaşlardaydı. Bu boyda olmalıydı herhalde. Zaman ilerleyince daha çok yakınlık duymaya başlamıştım Leyla'ya. Çocuğum gibiydi. Fakat gece olunca yalnızlık acısı içime tekrar çöküyordu. Çocukların derin sessizliği yaramı her an tazeliyordu.
Geceleri uyuyamıyordum. Çocuğumun resmine bakarken sanki öksürdüğümü hisseder gibi oluyordum. Sonra öksürüğün koğuştan geldiğini duydum. Sen misin anne? Bana ilk defa anne diyordu. Onun bu şekilde konuşuşu içimde tatlı bir his uyandırdı. Leyla kimsesi olmayan, yalnızlığın acısını herkesten fazla hisseden bir yavrucaktı. Bütün çocukların en duygulusuydu. Ateşler içinde yanıyordu. Niye geldin? Niye uyumadın anne? Seni görmeye geldim. Hastalığını merak ettim. Demek bana vedaya geldin. Tam zamanında gelmişsin. Nereye gidiyorsun Leyla? Evet, en son evime. Hayır Leyla, sen hep bizimle beraber olacaksın. Bizi bırakmayacaksın, değil mi? Çok mesudum. Benim öldüğümü duyunca sakın üzülme anne. Beni ölüme götüren bu hastalık ızdırap vermiyor. Böyle konuşma yavrum. Sen daha çok küçüksün, çok yaşayacaksın. Bu iş yavaş yavaş oluyor. Yaşadıkça daima hata işleyecektim. Evimde hiçbir zaman sevilmemiştim. Konuşma böyle, beni üzüyorsun. Hiçbir zaman istenmemiştim. Tuhaf ama evin ahalisi beni gördüğü zaman adeta şaşırırlardı. Ben eve girmeyen sokak köpekleri gibiydim. Yegane farkım evden kovulmamaktı. Yavrum benim, üzme kendini. Hepsi geçecek, hastalığın geçecek. Arkamda üzülecek kimse bırakmıyorum. Yalnız bir üvey annem var. O da beni özlemeyecek. Hastalığın geçecek, göreceksin. Rüyamda en son evimi gördüm. Melekler beni kollarımdan tutup sihirli bir ülkeye götürüyorlardı. Allah'a gittiğime inanıyorum. Üzüntülerin hepsini alacak. Bütün gece gözümü kırpmadan başımda bekledim. Leyla'nın dedikleri çıkmıştı. Zavallı yavrum. Hayatınca mesut olamamıştı. Leyla da, öteki çocuklar da anasız babasızdı. Ne sayıklayacak ne de rüyalarını görecek kimseleri vardı. Çok bedbahtım. Artık dayanamayacaktım. Çocuklar her an yaramı tazeliyordu. Bahtsız talihim yakamı bir türlü bırakmıyordu. Talihimin çizdiği çizginin değişeceği zamanı bekliyordu. Nihayet bir gün çocuğumla İstanbul'a koştum. İlk işim bir mektup yazıp babasına göndermek oldu. Müjdeyi istedim. Bir müddet yanımda kalmalı. Sonra da isterse benimle dönmeliydi. Fakat babası isteğimi kabul etmedi. Ben de hakkımı aramaya mecbur oldum. Kararınızı bekliyorum. Peki, oturunuz. İddiayı biliyorsunuz. Dinlediniz. Ayağa kalkınız. Buna karşı bir diyeceğiniz var mı? Kızınızı annesine niçin göstermiyorsunuz? Arz edeyim efendim. Kendisini kaldığı otelde ziyaret ederek sebeplerini uzun uzun anlatmıştım. Yazık ki hiçbir faydası olmadı. Bir annenin çocuğunu görmesi kadar mukaddes bir hak olamaz. Fakat o çocuk asıl annesini hiç tanımıyorsa, bir başkasını öz anne bilmiş, öyle sevmişse, öz anne bildiği kadına karşı utanç duyacaktır. Üvey annesine bağlı kalsa bu defa asıl annesini aklından çıkarmayacaktır. Bugüne kadar bin emekle kurduğumuz düzen bir anda yıkılacaktır. Onu iki anne arasında çırpınmaya, ıstırap çekmeye kimse itmemelidir. Demin üvey kelimesini kullandığım için karımdan özür dilerim. Müjde onun eline 1,5 yaşında geldi ve üveyliğini bir gün bile hissetmedi. Öz annesinin yerini sadakatle almış, o çocuğa canını verircesine bakmış bir kadına bugün sen çekil, o benimdir demek hangi vicdan sahibinin işidir? İleride, belki çok ileride Müjde'ye gerçeği söylemeyi kabul edebilirim. Ama bugün 5 yaşında bir çocuğa bunu anlatmak, o çocuğu manen öldürmekten başka nedir? Eğer sizler de babaysanız ıstırabımı daha iyi anlarsınız. İbarettir efendim.
Peki, oturun. Siz kalkın. İki tarafı da dinlediniz. Evet efendim. Meselenin en yakın müşahidi sıfatıyla ve içinde yaşayanlardan biri olarak serdedeceğiniz bir fikir, bir vaka var mıdır? Kemal'i bize komşu olduktan sonra tanıdım. Bitişiğimizdeki eve taşınmıştım. Evet, devam ediniz. Onu ilk gördüğüm an beğendiğimi hissettim. Sonra tanıştırıldık. Bana bir komşu olduğundan daha yakın davranmasını istedim. Bekledim. Fakat o kimselerin farkında değil gibiydi. Yalnız yaşıyor, gözü ufacık çocuğundan başka bir şey görmüyordu. Belli ki bir derdi vardı. İçine kapanık yaşaması beni ona daha çok itiyordu. Nihayet bir gün... Aman pek tatlı, pek namus, pek şeker şeker. Gel bakayım. Senin senin. Gülersin değil mi? Gezmeye mi götürüyorsunuz? Evet, vakit buldukça. Bu iş size mi kaldı şimdi? Hoşuma gidiyor. Zevk duyuyorum. Arada bir ben de gezdirmek isterim. Mümkün mü? Teşekkür ederim. Şimdilik baba kız birbirimize yetiyoruz. Komşularla ahbaplığı pek sevmiyorsunuz galiba. Küçüğü sevmek için bazen bahçenize gelmek istiyorum ama... Bilmem. İstiyorsanız buyurun. İyi günler. Size de. Bak sana çiçek vereceğim. Gel bakayım gel. Gel benim yanıma için. İç hepsini içeceksin ama. Kaçma kaçma gel yanıma. Öp beni bir kerecik bakayım. Öp bakayım. Al verin sana. Al verin benim cici kızıma. Kaçma ama gel buraya. Gel bak sana ne vereceğim. Gel. Çocukları çok seviyorsunuz galiba. Severim ama her çocuğu değil. Böylesi olursa ancak. Günlerinizi hep evde mi geçirirsiniz? Başka ne yapabilirim? Okulumu bitirdim. Babam çalışmamı istemiyor. Gezmek, arkadaşlarınızla dolaşmak. Birkaç samimi arkadaşım vardı. Kimi evlendi, kimi dışarıya gitti. Bazısı çalışıyor. Gezmeye de ailemle gidiyorum. Yalnız dolaşmaya alışmadım. Erkek arkadaşlarınızla? Hayır. Gülmeyin ama kendi kendime verdiğim bazı sözler vardır benim. Mesela ilk çıkacağım erkekle aramızda ciddi bir şey olmalıdır. Evlenmeli miyiz? Gideyim artık. Güle güle. Zahmetinize teşekkürler. Onu çok seviyorum. Ne yaparsam içimden geliyor. Şimdi hemen yatırım. Üstünü fazla örtmeyin ama. Müjdeyle birbirimize alışıyoruz. Başka bir tarafa gitmezsiniz inşallah. Babanıza hürmetle. Al canım. Al. İçecek misin? İçmeyeceksen ver bana. Ver bakayım. Aferin. Bu işin böyle yürümeyeceğini ben de biliyorum. Çocuk bakımı benim anladığım gibi değil. Fakat... Evet. Korkumu anlattım size. İstanbul'a geldiğim zaman bir kadın tutmuştum. Sonra kadının çocuğuma biraz sert davrandığını gördüm. Yol verdim. Şimdi izinlisiniz. Yarın işe gidince ne olacak? Bir kadın tuttum. Siz fabrikaya gidince müjde onun eline kalacak. İçiniz gene rahat etmeyecek. Başka ne yapabilirim? Aklınıza hiçbir şey gelmiyor mu? Bir üvey anayı düşünemiyorum bile. Sonra içimde öyle bir üzüntü var ki... ...ikinci bir evliliği aklıma bile getirmek istemiyorum. İyice tanıyacağınız, inanacağınız birisi olamaz mı? Bana çok zor geliyor. İyi niyetin, gayretin evliliğe yetmediğini anladım. Küskünlüğümün sebebi bu. Fedakarlık lazım öyle mi? Mutlaka. Geç kaldım, pahalı ödedim. Ben de anasız büyüdüm. Ne demek olduğunu bilirim. Büyüdükçe yanar. Annesi olanları kıskanır insan. Beni müjdeye iten bu. Babam da gelmeme bu yüzden müsaade ediyor. Yanlış anlama. Kırılma. Sana aşık değilim ama beğeniyorum. Düşünüyorum, arıyorum. Ben seni seviyorum. Bu kararı verirken sadece çocuğumu düşündüm. Ona olan yakınlığın, şefkatini düşündüm. Kalbimin çarptığını yeniden duyuyorum. Gelecek için iyi şeyler düşünüyorum.
ben seni mesut edeceğim. Buna inanmasaydım kaçardım. Unutmaya çalışırdım. İkinci bir defa yıkılmayacaksın. Bana inan. Beni düşünme. Kızımı sev. Öz anası ol. Evet, öz anası ol. Öyle sev. Seni öyle bilsin. Bir an evvel kimseyi tanımadan sana anne desin. O zaman senin için ölebilirim. Benim için mübarek olursun. Sana ömrümce minnettar kalırım. Sonra evlendik. Başka bir eve taşındık. Üçümüz de mesuttuk. Aradan 2 yıl geçmiş. Müjde büyümüştü. Aa baba. Günaydın yavrucuğum. Günaydın. Günaydın. Bugün annemden kuklaya gideceğiz. Sen de gelir misin? Gelemem yavrum. Öyleyse dönüşte sana uğrarım. Sen de bizi otomobilden gezdirirsin, olur mu? Olur yavrum. Teşekkür ederiz. Otur çayını getireyim. Vaktim yok. Bir toplantım var biliyorsun. Hemen gitmeliyim. Allah'a ısmarladık. Güle güle babacığım. Hoşça kal yavrum. Gelmeden önce telefon ederiz sana. Müjde'yi sevmekte zorluk çekmemişti. Kemal'in kızı olması kafiydi. Ama kocama ben de çocuk vermek istiyordum. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen çocuğum olmuyordu. Üzülüyordum. Ardı ardına birkaç doktora daha gittim. Hepsi aynı şeyi söylüyordu. Perişandım. Ölmek istiyorum. Eve dönerken kararımı verdim. Kemal'e hiçbir şey açmayacağım. Halimi belli etmek istemiyordum. Fakat öyle yıkılmıştım ki gayretlerim boşuna oldu. Suna, söyle neyin var? Kaç gündür dikkat ediyorum, benden bir şey saklıyorsun. Saadetimiz olduğu kadar dertlerimiz de müşterek diyeyim. Üşüyorsun sen. Ocağı yakayım. Yoksa beni artık sevmiyor musun? Deliler gibi seviyorum. Çılgınlar gibi seviyorum ama... Erken neler hissettiğimi, neler düşündüğümü biliyorsun. Elbette biliyorum. Sen annelerin en iyisi, en güzelisin. Anne değilim. Olamıyorum. Anlamadım. Doktor bugün son defa muayene etti. Çocuğum olmuyor. Sen delisin. İnsan bunun için üzülüyor. Bir çocuğumuz var ya. Kemal sözlerinde haklıydı. Gerçekten mesuttuk. Üzülmemeliydim. Müjde benim de kızımdı. Birkaç arkadaşım Eyüp Sultan'a gitmemi söyledi. Eyüp Sultan'a geldim. Adakları dedim. Yalvardım. Yakardım. Güvercinlere yem serptim. Kapalı muslukları çevirdim. İnandığım ne varsa yaptım. Oradan nasıl bir huzurla döndüğümü anlatamam. İçime bir pencere açılmış, ışık dolmuştu sanki. Eve o huzurla geldim. Sonra birden durdum. Müjde merdivenin dibindeydi. Onu ilk defa görüyor gibiydim. Allah bana çocuk vermişti. Benim çocuğum Müjde'ydi. Farkında değildim.
Sormasına, üzülmesine aldırmadan oracıkta sarılıp doya doya ağladım. Benden geri alınmak istenilen çocuğa ve babasına ait bildiklerim bu kadar efendim. Peki kızım, oturunuz. Ara kararı bildiriyorum. İddia ve savunmalar sonunda bahis konusu Müjde Gürel'in 10 gün müddetle öz annesine kalmasına. Kararın ve duruşmanın bugünün hitamı olan 3-8-1963 Cuma günü saat 10'a bırakılmasına karar verildi. Seninle konuşmam lazım kızım. Bana yardım edeceksin. Her şeyi anlayacak yaştasın. Çocuk değilsin artık. Bu Suna anne var ya, sen onun kızı değilsin. Biliyorum. Hadi oyna. Seni başka bir anne dünyaya getirdi. İki annem varmış. Parkta söylediler. Şimdi o anne seni görmek istiyor. Gezmelere götürecekmiş, hediyeler almış. Buyurun efendim. Ben burada kalayım. Gelmem doğru olmaz. Peki efendim. Dur, kapıya bakayım yavrum. Baba. Merhaba efendim. Hiç yorulmayın. Zaten bunu bekliyorduk. Müjde evladım, gel. Aman pek güzel şeymiş, pek de şekermiş. Hiçbir hazırlığımız olmadı. Karım valizini hazırlıyordu. Aman efendim, ne beis var. Annesi kızınıza çok güzel şeyler aldı. İstemem, gitmem. Gene geleceksin kızım, çok kalmayacaksın. Biz de senden ayrılamayız. Çok ayıp, çok ayıp. Beni bırakma. Hayır. Ne olur. Gitmek istemiyorum. Babacığım, bırakma beni, ne olur. Gitmek istemiyorum. Ben burada kalmak istiyorum babacığım. Orada durmasana yavrum.
Gel yanıma. Sıkılıyor musun? Burada çok kalmayacağız. Bir evimiz olacak. Bahçe içinde kocaman bir kurt köpeği, kediler, kuşlar alacağız. İstersen bir tavşan bile olur. Hiç insan annesinden çekilir. Allah rahatlık versin. Al yavrum. Biraz daha çay içmez misin? İştahım yok efendim. Teşekkür ederim. Sen yemesen ben de yemem ama. Hadi dışarıda yersin. Deniz kenarına ineriz, kayaya bineriz. Kağıt elması alırım sana. Seni hayvanat bahçesine götüreyim. Orada filler varmış, aslanlar varmış. Ben de hiç görmedim. Maymunlara fıstık veririz. Su samurlarını su içinde cambazlıklarını seyrederiz ha? Canım istemiyor efendim. O halde nereye gitmek istiyorsan oraya gidelim. Deniz'i sever misin? Ben eve gitmek istiyorum. Beni bırakacak mısın? Beni sevmiyor musun? Ama ben seni çok seviyorum. Bütün ümidim, her şeyim sensin. Bu zamana kadar hep senin için hazırlandım. Bak, bunları sana aldım. Belki sana çok şey veremem ama kalbimi, sevgimi verdim. Hakkımda ne düşündüğünü, neler hissettiğini bilmiyorum. Belki de annen olduğum halde bugüne kadar niye aramadığımı düşünüyorsundur. Neden bir başkasının sana annelik etmiş olduğunu bilmek istiyorsundur. Haklısın. Annen olmama rağmen beni hiç tanımadın. Hiç görmedin. Ama seni yıllarca aradım. Ümitsiz gecelerimde hep senin için gözyaşı döktüm. Senden uzak olmama sebep ben değilim. Bir kelime olsun söyle. Suçlusun de, beni bugüne kadar aramadığın için seni sevmiyorum de. Bu sessizliğin yüreğimi parçalıyor. Ne olur konuş. Konuş yavrum. Gitme dur. Anne! Anne! Ne oldu?
Kızım nerede? Buradayım anneciğim. Bir yerin acıyor mu? Artık hiçbir yerim acımıyor. Çok bahtiyarım yavrum. Ayağınız ve dudağınız kanıyor. Ehemmiyeti yok yavrum. Artık kalbim kanamayacak ya. Bütün sızılarım dindi. Arkadaşlarından ayrı olduğu için mi üzgün anne? Buraya hep gelelim olmaz mı? Beni duymuyor musun anne? Duydum yavrum. Senin yanında çok mesuldum. Bir rüya aleminde yaşıyormuş gibiyim. Yavrucuğum eğleniyor musun bari? Hem de büyük bir neşeyle, derin bir zevkle. Seni çok seviyorum anneciğim. Yavrum. Gazeteyi bırak da biraz anlat. Ne zaman çıkmışlar? Nereye gitmişler? Bilmiyorum. Sana kaçta telefon etmişti? 10:30 vardı. Demek sabahtan çıkmışlar. Öyle. Birbirlerine ısınacak, alışacaklar. Tabii kan çekecek. Üzülüyor musun? Yanlış anlama. Üzüntüm başka.
işte buraya değişmiş olarak dönerse diye korkuyorum. Niçin değişecek? Kime değişecek? Sana değil tabii, bana. Anne sevgisine alıştıktan sonra beni eskisi gibi... Çocukluk ediyorsun. İkinizin de yeri ayrı. Böyle düşünmüyordum. Mahkemede böyle dememiştin. Affedersin. Kırmak için söylemedim. Dünyada hiçbir çocuk benim olmayacak. Bir tek Müjde vardı, onu da... Sana bu bahsi hiç açtım. İlleri çocuk isterim dedim. Öyleyse unut bunu. Demedin ama... O halde Müjde'nin sevgisinden de hiçbir zaman şüphe etme. Öz annesini çok sevsin. Ama benim sevgime dokunmasın. Bir çocuğun olsaydı... Olsaydı? Bir çocuğun olsaydı Müjde'yi daha az mı severdin? Gördün. Hadi yatalım şimdi. Asansörle çıkacağız yavrum. Ben merdivenden çıkacağım. Hadi bakalım hangimiz daha önce çıkacak. Hoppala. Anneciğim, babamdan neden ayrıldınız? Senin yaştakiler bu konuyu henüz anlayamazlar. Ama anlamak, bilmek istiyorum. Yoksa beni kabahatli mi buluyorsun? Haklısın. Seni bugüne kadar neden aramamış olmamı düşünebilirsin. Seni seviyorum anne. Fakat neden bugüne kadar yüzünü göstermedin? Seni çok aradım. Beni şimdi tanımışsan bunda sadece benim kabahatim yok. Dünyada hiçbir hata işlemediği için övünebilen kimse yoktur. Anne. Söyle yavrum. Sen babamla biz hep beraber otursak olmaz mı? Fena olur. Nasıl fena olur? Başı döner, midesi bulanır. Daha daha çok dönerse ne olur? Ölür insan, daha fazla dayanamaz ki. Thank you.
Allah'a ısmarladık karıcığım. Güle güle. Eli boş gitme sakın. Merak etme. Öğleyin eve elbise değiştirmeye gelirim. Bir ara o zaman gene konuşuruz. 3'e doğru gideceğim oraya. Sonra fabrikada olacağım. O zaman telefon edersin. Biliyorum ama heyecanım şimdiden başladı. Onun için söylüyorum. Doğru. Sen de gelseydin daha iyi olurdu. Annesine karşı doğru olmaz. Müjdeyi tesir altında bırakıyoruz. Sanır üzülür. Haklısın. Üzülme artık. 3 gün sonra nasıl olsa gelecek. Elde değil üzülmemek. İçimde garip hisler var. Çözemiyorum bir türlü. Sanki Müjde bizden kopmuş, bir daha beraber olamayacakmışız gibi geliyor. Öyledir insan. Her şeyi kötü tarafından alır. Ama ben de bir tuhaf oldum. Bizden çok Müjde için üzülüyorum. İki sevgi arasında kalmak, tercih etme durumuna düşmek o yaşta bir çocuğun kaldırıcı iş değil. Müjde'nin odasına gidelim. Bir düzene sokalım. Gelmesine 3 gün kaldı. Kızıma yeni bir şeyler almak istiyorum. Gelince sevinsin. Müjde sizi çok seviyor. Fakat görüyorum ki yokluğumuzu Müjde'ye hiç aratmamışsınız. Pek zannetmiyorum. Onun bu hali bana ilk yakınlaşmalarının heyecanındandır. Kendini eğlence ve gezmelere kaptırdı. Çocuklarda bu ilk ruh heyecanları hiçbir şekilde izah edilemez. Sözüme geliyorsunuz galiba. Bilmiyorum. Mahkemenin bana tanıdığı günler sona ererken bir üzüntüdür başladı. Biz büyükler hadiseler karşısında kuvvetli olabiliriz. Fakat çocuklar... Hatırlatmayın bunları bana. Düşünmek bile istemiyorum. Kabahatimiz müşterek. Evlilik hayatının dolambaçlı yollarından kurtulabilenler bahtiyardır. Maalesef aralarında ehemmiyetli veya ehemmiyetsiz ihtilaflar çıkmayan evlilikler pek azdır. Canım babacığım benim. Of. Beni çok özledin mi? Çok. Beni almaya mı geldin? Anneciğim. Gezmeye mi gidecektiniz? Müjde'yi gazinoya götürecektim. Sen de gelsene. Ben gelemem kızım. Ama olur mu babacığım, hatırım için gel. Müjde'yi kıramayacaksanız siz gidin, ben gelmeyeyim. Olmaz, hep beraber gideceğiz. Hadi anneciğim sen de giy. Kemal Bey'i istiyorum. Ha, evet benim. Teşekkür ederim. Daha gelmemiş mi? Benim için not bırakmamış mı acaba? Lütfen. Peki. Gelince beni arasın. Teşekkür ederim. Kaç gündür gezmediğiniz yer kalmamış. Belki böyle olacağını düşünmemişsindir. Müjde'ye ait masrafına iştirak etmek isterim. Yanlış anlama beni. Anladım. İstemem, teşekkür ederim. Kızıma bakacak durumdayım. Bunu mahkemede de ispat ettim. Bırak da sözümü bitireyim. Eskiden susar dinlerdim. Ne yapayım? Uzun konuşmayı severdim. Doğru. En ufak şeyleri büyütüp söyledikçe coşardım. Yok. Kabahati kendinde bulma. Ne desen anlamazdım. Mecbur olurdun. Hatırlıyorum da bir akşam mühendis Sedat'ın davetine gitmedin diye sabaha kadar başın etini yemiştim. Bir kitap verir okumazdım. Bir yere ne
gider ne de seni gönderirdim. Ya iş görür ya da uyurdum. Nasıl bunaldığını şimdi anlıyorum. Belki de zamanla alışırdım. Daha anlayışlı olmalıydım. Seni bile bile almıştım. Ben de seninle bile bile evlenmiştim. Ama sana uymak için gayretim olmadı. Hey garson. Buraya bak. Evet, kalkalım artık. Affedersin karıcığım. Hoş geldin. Müjde nasıl? Merak etme. Çok özlemiş. Ellerimden, yanaklarımdan öptü. Geciktim biraz. Fakat müjde istedim. İlle de bir yere gidelim diye tutturdu. Kıramadım. İyi ettin. İkiniz mi gittiniz? Hayır. Annesi de beraber. Müjde sevinmiştir. Annesine alışmış değil mi? Bilseydim gelir üçünüzü bir arada görürdüm. Ne demek istediğini anlıyorum. Yanılıyorsun. Seni seviyorum. Kızımız demek istiyorsun herhalde. Evet, kızımız diyecektim. Önce hep senden bahsettik. Annesini üzmeseydiniz. Hayır, üzülmedi. Bir daha birleşemeyeceğimizi biliyordu. Seni sevdiğimizi biliyordu. Görüşmek, konuşmak istedi seninle. Ben de istiyorum. Ona söyleyeceklerim var. Hep müjdeyi de görmüş olurum. Böyle bir gecikme yüzünden kavgalar olacak sanmıştım. En zor günümdü. Seni yollarken hepsini hesaplamıştım. Seni daha çok sevmem için ne mümkünse yapıyorsun. Ben de saadetsiz evliliklerinin tazminatını çocukta ararlar. Yani bedbaht kadınlar hayatta bir gayeye ulaşmak için mi çocuk sahibi olurlar? Böylece hayatlarının boşluklarını mı doldururlar demek istiyorsunuz? Ben böyle miyim? Sizin hayatınızın boşluğunu doldurmak için çocuğa ihtiyaç hissedip hissetmediğinizi bilmiyorum. Evet, bir bakıma haklısınız. Evlilik hayatımda mesut olamadım. Doğrusunu söylemek icap ederse, bir çocuk dünyaya getirmekle evliliğimizin kurtulacağına, hayatımızın boşluğunun doldurulacağına inanmıştım. Halbuki sonra da çocuğunuzdan uzak kalınca hayatınızda daha büyük bir boşluk hissettiniz. Biz çok zaman karanlıkta sendeleyerek yürüyen insanlarız. Hakikatleri geç anlıyoruz. Sizi tanımadan önce kızımın üvey annesi olarak nefretimi uyandırmıştınız. Bu duygu Müjde'nin sevgisini başkalarıyla paylaşmak istememenizden ileri geliyordu. Çok doğru. Bütün kadınlar sevgilerinde kıskançtırlar. Müjde'nin benden esirgediği sevgiyi bir başkasına göstermesini kıskanmam hakkım değil mi? Acıklı hikayenizi dinledikten, hayatınızı çocuğunuza adadığınızı öğrendikten sonra sizi sevdim ve takdir ettim. Kızı için ağlamış, ıstırap çekmiş bir anneyi yavrusundan mahrum etmek tabii ki doğru değil. Müjde'yi öz annesini aratmamış, onu hayatı kadar sevmiş bir kimseye Müjde üzerinde hakkınız yok demek vicdansızlık değil mi? İyiliklerin mükafatı karşılığı cezalandırmak mı olmalı? Ne yapalım ki Müjde'yi hepimiz seviyor. Onu paylaşmak istemiyoruz. Bazı insanların kaderinde bedbaht olmak vardır. Biz ıstırap çekmek için yaratılmışız. Alın yazımız bu. Zorlanan tabiat yanlış yollara sapar. Çocuklar anlaşılmaz. Onlar elma değil ki bölüşülsün. Toprak değil ki paylaşılsın. Thank you.
Çok şükür gelebildim. Meraktan çıldıracaktım. Bu saate kadar neredeydin? Yazıhaneden geliyorum, yoktu. Müjdeyi görmek için otele uğramıştım. Ne? Yoksa Nevin'le münakaşa mı ettiniz? Yeter, kendini bu kadar harap etme. Harap olan ben miyim? Sen misin yoksa Nevin mi? Otelin holünde konuşuyorduk. Benim geldiğimden haberi yoktu. Birden içeri girdi. İki anneyi bir arada görünce durdu. O an Müjde'nin neler hissettiğini anlıyor musun? Kararsızdı, gelemedi. Sonra birden geri döndü, fırladı, kayboldu. O bizim saadetimize, aşkımıza açılan tek penceredir. Onsuz olamayız. Ya o paylaşılmayan sevgiler arasında üç aşkı kalbinde saklamış çocuk ne yapsın? Müjde kendi iş dünyası içinde çırpınıyor.
şuursuz bir hareket yapabilir. Müjde akıllı kızdır. Çocuğumuzdur. En doğru kararı o verecektir. Doğru. Karar Müjde'nin. Yalnız unutma ki üç aşk arasında kalan çocuk biz değiliz. Müjde bir buhran geçirebilir. Çocuklardaki ruh fırtınalarını anlamak güçtür. Korkuyorsun. Bizi terk edecek, annesine dönecek sanıyorsun. Keşke. Keşke annesine dönse. Emin ol, üzülmeyeceğim. Ağlamayacağım. Sen annesi değil misin? Hastalandığı zaman ilacını veren, geceleri üzerine örten, yemeğini hazırlayan, ona iyiyi, gerçeği öğreten sen değil misin? Ya Nevin, o kadın ben olsaydım çocuğuma daha iyi baktılar, masal söylediler, ilacını verdiler, sevdiler diye terk mi etmeliydim? Suna, Suna. Bir türlü hakikati anlamak istemiyorsun. Masum bir çocuğu paylaşmak için birbirimizi yiyoruz. Tabiat kanunlarını hiçe sayıyoruz. Elbette annesidir, elbette kan çekecektir. Ben de babasıyım, öz babasıyım. Peki ben neyim? Yanlış anlama. Onu demek istemedim. Gerçeği. Benim düşündüğümü söyledim. İki öz ana ve bir öz baba arasında paylaşılmaya çalışılan bir çocuk. Mahkeme müjdeyi bize ver. Mahkeme mahkeme. Hakimler, avukatlar, daktilo sesleri arasında verilen kararlar, parçalanan sevgiler, parsellenen çocuklara harcanan çocuklar. Yeter! Alo? Evet, benim efendim. Ne oldu? Şimdi geliyorum. Ne oldu, ne var? Gel. Yavrunun babası sizsiniz değil mi? Evet doktor. Kurtulacak mı? Annesi kan verdi. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Allah'tan ümit kesilmez. Nasıl olmuş? Ne zaman geldi? Bir saat evvel parkta bir kaza geçirmiş. Yolda fazla kan kaybetmiş. Cebinde bulduğumuz otel fişinden annesini bulduk. Size telefon etmemizi o söyledi. Baba. Yavrum benim. Anneciğim. Hadi hastayı fazla yormayalım. Benim hayatta bağlandığım sen varsın. Ya onun güvendiği, kuvvet aldığı bir yavrusu olmasın?
Doktor Bey size saadetimi hatta hayatımı borçluyum. Ben hiçbir şey yapmadım efendim. Her şey Allah'tan, o yaşamasını istedi. Saadet, ölüm, çocuk ve annelik, her şey. Doktor Bey, yeni bir hasta geldi. Müsaadenizle. Geçmiş olsun.